Herkese tekrardan selamlar. Bugün eğitim yok. Bugün proje var. Bugünkü projemizin konusu eğer bir gün uyandığınızda elektrikler gitmiş, dünya mahvolmuş, internet tamamen çökmüş bir durumda kendinizi bulursanız, kendi kuracağınız ekiple nasıl mesajlaşırsınız, otomasyon sistemlerinizin haberleşmesini nasıl sağlarsınız, kendi baz istasyonlarınızı, kendi iletişim ağınızı nasıl kurarsınız, işte bunu anlatacağım. Bugünkü konuğumuz... ESP Now. ESP Now teknolojisi aslında Wi-Fi protokolünün birazcık değiştirilerek ESP cihazları arasında uzun mesafe iletişim sağlayan bir protokol. Direkt olarak isterseniz ya broadcast yapıyor. Broadcast'in Türkçesi yayınlamak veya yaymak anlamına gelir. Biz burada yaymak anlamını kullanacağız. Eğer siz ESP Now protokolüne başka bir cihazın MAC adresini verirseniz o zaman sadece onunla konuşacaktır. Ama benim bu projede yapacağım gibi eğer broadcast yaparsanız işte o zaman proje ilginçleşmeye başlıyor. ESP Now'un güzel özelliği bize 300 ila 500 metre arasında bir menzil sunuyor. Bu menzil içerisinde bütün cihazlarla etkileşime girebiliyoruz. Paket büyüklüğümüz ise çok keyifli. 246 byte böylesine düşük güç tüketerek bu kadar veriyi yollamak gerçekten keyifli. Peki bu 246 byte ile ne yapabiliriz? Burada gördüğünüz gibi isterseniz kamera sistemlerinizi çalıştırabilirsiniz. Tabii 480p ve 5 ila 10 fps arasında çalışıyor ama böyle bir kıyamet dünyasında internetin olmadığı bir ortamda bu kadar uzun menzilden böyle görüntü alabilmek gayet tatlı olabilir. Şimdi normalde aynı şeyi aslında Wi-Fi router'larla da yapabilirsiniz. Fakat Wi-Fi router'lar long range yani uzun menzil modülasyonu kullanmadığı için maalesef menzilleri 100 metre civarında. Yani 100 metrede bir cihaz yerleştirerek aynı performansı yakalayabilirsiniz. Fakat bu router'ların genelde güç tüketimi 12 volt 1 amperle sağlanır. Yani çok aktif olmayan bir modem yaklaşık günde 10 watt güç tüketir. Fakat ESP'ye geldiğinde iş 3.3 volt 150 mil amperle çalıştığı için yaklaşık yarım watt ile aynı işi yapabilir. Yani elektriklerin de kesik olduğunu düşünürsek, her yere de jeneratör ve elektrik altyapısı kuramayacağınızı düşünürsek ESP'nizi güneş enerjisiyle rahatlıkla besleyip kullanabilirsiniz. Güneş paneli her zaman maksimum verimde çalışmaz. Günde 6 saat güneş gördüğünü varsayarsak 6 çarpı 2.5'tan bize yaklaşık 15 watt güç üretir. Yani bizim ESP32'miz bir gün çalışsa 24 saat çalıştırdığımızı varsayarsak 12 watt güç tüketiriz. Yani 3 watt artar bile ertesi güne. Ki 6 saatten daha fazla güneş göreceğine de ben bu panelin düşünüyorum. Olmadı ikinci bir güneş paneli ekleyin nasıl olsa dünyada kimse kalmadı beleş yani abanın. ESP NAV protokolüyle broadcast yaptığımızda herkes aynı mesajı alıyor. Bu sayede iletişimimizi sağlayabiliyoruz. Mesela bakın solda Python kodumuz var. Buradaki Python kodumuzda çok eğlenceli şeyler yapacağız. Sağda ise Arduino panelimiz var. Yani burada saf veriyi görüyoruz. Ben mesela buradan merhaba yazdığımda karşıya merhaba mesajım geliyor. Hangi adresten geldiği yani kim tarafından hangi cihazdan geldiği bilgisi sinyal kuvveti bu sayı ne kadar sıfıra yaklaşırsa o kadar iyi. Eksi 100 bağlantının kopmaya başladığı yerdir. Yani eksi 34 çok yakın diyebilirim. Etrafta hangi cihazların olduğunu görebilmek adına bir ping pong mekanizması ekledim. Bu sayede biri ping attığında diğeri pong atarak yerini belli ediyor. Bu sayede de etrafımızdaki cihazların yerini biliyoruz. Ya da o cihazların aktif olduğunu. Eğer biri sizin üstlerinizin elektriğini keserse hemen haberiniz olabilir yani. Ama burada şöyle bir sorunumuz var. Ben bu merhaba mesajını yazdığımda bütün ESP32'ler bu mesajı merhaba olarak alacak ve herkes tarafından okunabilecek. Tabii ki rakipleriniz bu videoyu izlemediği için siz onların önüne geçeceksiniz ve onlar ESP Nav ve ESP 32'den haberdar olmadığı için zaten bilemeyecekler ama belki dostunuz sandığınız kişiler Hain çıkabilir. Peki burada ne yapacağız? Şimdi sistemin çalışma mantığına bakacak olursak. Ben bilgisayardan mesajımı ESP'ye yolluyorum. O mesajı karşıya yolluyor. Karşısının mesajı alıyor. Karşıdaki bana mesaj atıyor. Onun mesajı benim ESP32'me geliyor. Ve cihazımdan görüntülüyorum. Ve dışarıdan herhangi bir cihaz olmadan kendi içlerinde yaptıkları bir pinpon mekanizması var. Benim burada bilgisayarım aslında Python uygulamamı ifade ediyor. Ben... Python uygulamamla şifreli bir mesajı ESP'ye gönderirsem bu sayede herkes şifreli mesajı alır ve sadece anahtarı bilen bunu çözebilir. Burada ise imdadımıza XOR şifreleme geliyor. XOR şifreleme sizin anahtarınızın bitlerini kullanarak mesajınızı başka bir formata dönüştürüyor. Merhaba mesajını 1 2 3 ile şifrelediğimde bana gördüğünüz gibi bazı karakterler veriyor. Sadece şifreye sahip kişi tarafından çözülebilir. Buraya mesela rastgele bir şifre girelim 1 2 3 diye. Okunamayan bir şey çıktı. 1 2 4 ile çözmeyi deneyelim. Bakın bu sefer de daha saçma bir şey çıktı. Yani bu mesajın okunabilir olmasının tek metodu 1 2 3 4 şifrelemesiyle çözmek. Evet, Python kodunda zaten bu şifreleme var. Ben buradan merhaba mesajını yolladığımda karşıya Whopper diye bir şey çıktı. Hello yazıyorum. Y ve rastgele sembol çıkıyor. Evet, Gizli mesajlaşmanın nasıl yapıldığını da bu sayede öğrenmiş oldunuz. Yani iki tarafta aynı şifreye sahip bir Python programı olması gerekiyor. Peki gelelim şimdi bu işin en can alıcı, en karmaşık kısmına. Aslında o kadar da zor değil ama umarım siz sıkılmadan anlatabilirim. Ben bilgisayarıma birinci cihazı USB ile laptopuma bağladım. Bu sayede buradaki mesajları ESP32 içerisine gönderip alabiliyorum. Ama benim istediğim şey şu. Aralarında bir buçuk kilometre mesafe olan bir ile 6. cihaz arasında iletişimi kurmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yapmamız gereken şey şu. Mesajımızın ilk hanesine karşıdaki cihazın kimliğini gireceğiz. 6 virgül merhaba olarak yollayalım. Bu sayede hangi cihaza kadar erişeceğimizin bilgisini ekledik. Şimdi bizim yaptığımız şey broadcast. O yüzden istisnasız olarak bütün cihazlar benim mesajımı alacak. Kodlamamız gereken şey şu. Birinci cihaz mesajı atacak. Diyecek ki ben 6'ya gitmek istiyorum. Bu mesajı 2 aldı. Bu mesajı 2 birden aldı. Ama mesajın 6'ya gitmesi gerekiyor. Soracak. Ben 6 numaralı cihaz mıyım? Değilim. O zaman bu mesajı tekrar edecek. Sonra aynı işlem 5. cihazda gerçekleşecek. Diyecek ki ben 6 mıyım? değilim. O zaman 5. cihazla da tekrar edecek. Ve eğer 6. cihaz mesaj alırsa yani ben 6. cihazım evet dediğinde artık mesaj atmayı bırakacak. Ve bu sayede 6. cihaz mesajı almış olacak. Sonra mesajın karşıya ulaşıp ulaşmadığı bilgisini istiyorsanız yani görüldü olup olmadığı bilgisini de istiyorsanız aynı mekanizmayı tersten kuracaksınız ama bu sefer şöyle bir şey yapmanız lazım. Kendi kimliğinizi de mesaja eklemeniz lazım. Yani ben birinci cihaz olarak altıncı cihaza erişmek istiyorum. Mesajımda merhaba. Bu sayede mesajın sahibinin kim olduğunu biliyoruz ve görüldü atacağımız kişi o. Diyeceğiz ki mesaj aldıktan sonra hop geri dön bakalım birinci mesaja mesaj aldığımı söyle. Sonrasında zıplaya 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 birinci cihaza ulaştı bilgisi eklenecek. Benim burada hazırladığım kod şu anda bunu yapmıyor. Çünkü elimde 3 tane ESP32 yok. Eğer elinizde 3 tane ESP32 varsa ve projeye katkı sağlamak isterseniz aşağıdaki linkten projenin kaynak kodlarına erişip proje topluluğumuza katkı sağlayabilirsiniz. Yani yapmanız gereken şey basitçe bu. Ben bu projeyi anlattığımda Aklınıza eminim Türkiye'de yaşadığınız için deprem gelecektir. Deprem olduğunda, baz istasyonları çöktüğünde, elektriğe ulaşılamadığında bununla konuşabilir miyiz? Evet, konuşabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir sorun var. Bu cihazların menzili 500 metre. Ayrıca güç tüketimleri birazdan anlatacağım teknolojiye göre çok fazla. Herkesin kolayca kullanmasına çok da uygun değil. Yani bu işi daha ürün ürün haline getirmek lazım. Bu şekilde dünyada kullanılan bir ürün var. Mesh Tastic. Mesh Tastic, LoRa modülünü kullanarak düşük güçle inanılmaz mesafelerde veri aktarımı sağlayabiliyor. LoRa ile eğer görüş açınızdaysa 30 km, 80 km hatta uzaya bile mesaj yollayabilirsiniz. Burada bu ürünü telefona çevirenler var. Klavye takanı var. Blackberry klavyesi takan bile var. Bu proje tamamen açık kaynak. Yani siz de bir LoRa modülü ve ESP32 alarak kendi ürününüzü yapabilirsiniz. Eğer bu kanaldan para kazanmaya başlarsam gelecek projelerde kendi mesh lastik aracımızı yapabiliriz. Bu arada illa klavye falan bağlamanıza gerek yok. Telefon ile ürün bluetooth ile haberleşiyor. Ürünler arasında LoRa kullanılıyor. Yani gayet kullanması basit bir araç diyebiliriz. Evet genel olarak proje bu kadar. Merak ettikleriniz olursa yorum satırında her zaman sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.